Dediğin gibi de olsa taksici olarak harcanıyorsun. Şimdi. Yabancıları öldürmek için hayatını tam 4 kez riske attın. Neden? Oynama vakti geldi. Oynuyorum zaten. Şimdi sıra bende. Sol kulağın arkasında tıraş köpüğü kalmış. Kimse bunu sana söylememiş. Bunun daha önce de olduğu belli. Demek ki yalnız yaşıyorsun. Bunu söyleyecek kimsen yok. Çocukların fotoğrafı var ama anneleri fotoğraftan kesip çıkarılmış. Ölmüş olsaydı hala fotoğrafta olurdu. Fotoğraf eski ama çerçeve yeni. Çocukların aklında ama onları göremiyorsun. Babalıktan soğumuşsun. Anne çocukları almış ama onları hala seviyorsun. O yüzden canın yanıyor. Ama dahası da var. Giysilerin daha yeni yıkanmış. Ama üstündeki her şey en az 3 yıllık. Görünüşe önem veriyorsun ama geleceğini planlamıyorsun. Sonra da kamikaze cinayet cümbüşü yapıyorsun. Bunun anlamı nedir? Ha, 3 yıl önceydi. Sana o zaman mı söylediler? Ne söylediler? Yaşayan bir ölü olduğunu. Sen de öylesin. Fazla vaktin kalmadı. Yanılıyor muyum? Anevrizma. Tam burada. Aldığım her nefes sonuncu olabilir. Ve sırf kendin ölüyorsun diye 4 insanı birden öldürdün. 4'ünden de fazla yaşadım. Anevrizmayla eğlencede bu kadar oluyor. Hayır. Hayır, başka bir şey daha var. Sırf acım var diye öldürmedin 4 kişi. Acı çekmek insanı uyuşturur. Oysa aşk çok daha kuvvetli bir motive edicidir. Bir sebeple bu iş çocuklarınla ilgili. Aa. Gerçekten de iyi misin? Ama nasıl? Ben ölünce çocuklarıma fazla bir şey kalmayacak. Taksicilik yapmak çok para kazandırmıyor. Seri cinayetlerde. Bilsen şaşarsın. Şaşırt beni. Bir sponsorum var. Neyin var dedin? Aldığım her canlı çocuklarıma da para.